önemli bulduğumuz çok kıymetli imzalar attık. Dolayısıyla biz ne olursa olsun imzamızın ve milletimize verdiğimiz her sözün arkasındayız. Ancak ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. 85 milyonun geleceğini kişilerin tahakkümüne teslim edip tehlikeye atmayacağız. Türk siyasi hayatında görülmemiş bir siyasi tiyatroyu milletçe seyrediyor. Kanlı bir mücadelede milyonlarla yürüyeceğiz ya da trajik bir hikayede figüranlık yapacağız. Her cümle ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. İnanıyorum ki hep birlikte tarih yazacağız. Aday olma yarışında Bizans entrikalarını aratmayan kurnazlıklar, rol kapmalar ve olmayan hükümette kirli pazarlıklarla hay alma mücadelesi Meral Hanım'ın son hamlesiyle son buldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'nın adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istemediğini belirtmesi, Millet İttifakı'ndaki krizin fitilini ateşledi. Yaklaşık bir yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerine kurulan Altılı Masa artık dağılmıştır. Bu masanın üyelerinin içinde yaşadıkları toplumu ve yaklaşmakta olan seçimin önemini anladıklarını zannetmiyorum. Egosu tavan yapmış 6 kişi 12 kez bir araya geldi. Türkiye'nin gündemini meşgul ettiler. İnsanların vaktini çaldılar. Her şey çok iyi gidiyor. Yalanıyla aylarca seçmenlerini kandırdılar. Sonuçsa hayal kırıklığı. Meral Akşener dün kameralar karşısına çıktı ve masayı tekmeleyerek devirdi. Bir yıldır büyük gülücükler dağıtarak toplantı yaptığı isimlere ağzına geleni söyledi. Yedi içti, hesabı ödemeden kalktı. Artık yüz yüze bakmaları çok zor görünüyor. Akşener konuşmasında bir de sürpriz yaptı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı göreve davet etti. Akşener'in sözlerinden bu iki belediye başkanıyla konuştuğunu ama olumsuz cevap aldığını anlıyoruz. Biliyorsunuz Akşener'le Kılıçdaroğlu farklı zamanlarda İBB Başkanı İmamoğlu'nu evladı gibi gördüklerini söylemişlerdi. Anlaşılan o ki İmamoğlu babasının yanında durmayı tercih etmiş. Ancak cevapları ne olursa olsun bundan sonra yapılacak hiçbir açıklama, bu iki CHP'li ismin partilerinin arkasından gizli kapaklı işler çevirdiği gerçeğini değiştirmeyecektir. Aylardır Akşener'le adaylık planları yapan bu iki CHP'li belediye başkanı şimdi Kılıçdaroğlu'nun yüzüne nasıl bakacak? Anlayacağınız Akşener, büyük bir siyasi kumar hamlesi yaparken son dakikada kendisiyle birlikte hareket etmek istemeyen İmamoğlu'yla Yavaş'ın siyasi hayatını da büyük ölçüde bitirdi. Peki şimdi ne olacak? Akşener'in çağrısına büyük bir sürpriz olur ve CHP'li belediye başkanlarından biri olumlu cevap verirse o zaman CHP biter. Kılıçdaroğlu'nun sonu gelir. Akşener bu çağrısına olumsuz cevap alırsa, yani bu kadar öfke nöbetlerine rağmen bir aday çıkaramazsa bu kez İYİ Parti siyasetten silinir. Bu saatten sonra Cumhurbaşkanlığı yarışı bitmiştir. Konuşacağımız tek yarış Akşener'le Kılıçdaroğlu arasındaki ana muhalefet yarışı olacaktır. Akşener'le Kılıçdaroğlu'nun önünde şimdi uzun bir dikenli yol var. Bakalım bu yolun sonunda ayakta kim kalacak? Peki bir yıldır birbirlerine gülücükler dağıtan altılı masanın üyeleri nasıl bir günde birbirlerine girdi? Bunun cevabı basit. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçim tarihinin arkasında durması masanın dağılmasına neden oldu. Aslında onlar Kasım ayına kadar zaman kazanmayı umuyorlardı. Hatta uzun süre ortalarda görünmeyen Bülent Arınç'ı bile piyasaya sürdüler. Ancak başarılı olamadılar. Akşener, Şubat ayı içinde altılı masayı kendi adayı üzerine ikna edeceğini düşünüyordu. Ancak 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi muhalefetin bütün planlarını bozdu. Sonuç olarak Erdoğan'ın 14 Mayıs hamlesi altılı masayı aday çıkarmaya zorladı ve çökertti. Muhalefet, dağılan masanın enkazının altından çıkmaya çalışırken Erdoğan ne yapıyordu biliyor musunuz? Deprem bölgesindeki 21 bin konutun temelini atıyordu. Altılı masanın bu kepaze haliyle ülkeye vereceği hiçbir şey yoktu. Biz zaten biliyorduk ama muhalefet seçmeninin de bunu anlaması çok iyi oldu. Şimdi 14 Mayıs seçimleri için geri sayım başladı. Çok zaman kaybettik. Bu seçimleri kazasız belasız atlatmamız lazım. Daha fazla vakit kaybetme lüksümüz yok. Erdoğan'ın yapacağı çok şey var. Meral Hanım'ın yaptığı kelimenin tam anlamıyla ters köşe oldu. Hükümet tüm devlet imkanlarıyla sivil toplum kuruluşları ve halkımız
siyaseti askıya alarak deprem bölgesinde yaşanan acıları dindirmek ve yaraları sarmak için seferber olmuş çalışıyor. Ama birileri, yani altılı masa olarak adlandırılan gerçekte Erdoğan'ın devirme masası ise 6 Şubat'tan beri deprem üzerinden sadece hükümeti eleştirmekle meşgul. Meral Hanım'ın topu taca atacağı depremdeki tavrından belliydi. Kılıçdaroğlu, enkaz üzerinden Başkan Erdoğan'ı muhatap kabul etmez bir tavır içinde hedef alan pervasız açıklamalarıyla meydan okurken, Meral Hanım, Cumhurbaşkanını arayarak eksik ve acil ihtiyaçları bildirdim çünkü devletin birinci derecede temsilcisi odur ifadesiyle Kılıçdaroğlu'nun yanlışını ima etmiş oldu. Yaşanan büyük afet ve çekilen acılarla yaraların sarılması için hiçbir gayretin içinde olmayan Kılıçdaroğlu ve altılı masadaki yandaş destekçileri kendi içinde de siyasi çıkar hesapları ve ayak oyunlarının ötesine geçememişlerdi. Altılı masa toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı adayı ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşıldığı ve adayın 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyuyla paylaşılacağı söylendi. Anlaşılan 5,5 saatlik tartışmada bir adayda uzlaşılmıştı. Bu tartışma, tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar bilmecesi misal. Tek solcu parti CHP, 5 sağ partiyi oyuna getirdi havası içinde toplantı sonrası bayram havası yapması ve zafer naralarına karşı aynı saatlerde İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'na karşı itirazların yükselmesi üzerine erken ilan edilen zaferin hüsranla sonuçlanacağının işaretiydi. 12. defa toplanan bu masanın adayını belirleyemeden dağılması, Kılıçdaroğlu'nu gerçekten içinden çıkılması bir zor duruma sokmuştur. Masanın mimarı olmakla övünen Kılıçdaroğlu'na seçmen, sen kurduğun masayı idare edemedin, 85 milyonluk Türkiye'yi nasıl yöneteceksin diye sorarsa ne cevap verecek? Çeşitli halk katmanlarında CHP'nin yönetme becerisi, yetenek ve liyakat sahibi olmayan bir kişinin genel başkanlığında mı yoluna devam edecek? Veya CHP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine onun adaylığında mı girecek? Soruları sorulmaya başlandı bile. Olmayan bir hükümet paylaşımı kavgası üzerinden ülkeye zaman kaybettiren bu zevat, seçmene kimi takdir edecek? Böyle bir demokratik anlayışa kargalar bile güler. Sadece birkaç soru. Allah aşkına, bu komedinin dünyada eşi benzeri var mı? Bu siyasi çapsızlık, Türk siyaseti tarihinde kara bir leke ve sizin adınıza bir utanç tablosu olarak yer alacaktır. Sanırım başka söze gerek yok. Başka bir tane daha var. O da Meral Akşener. O ne diyor biliyor musunuz? Dikkatli dinleyin. Geçen gün Diyarbakır'a gitti. Bu Diyarbakır'a gidip de PKK ile iş tutmaya çalışanları Cenab-ı Allah bugüne kadar hiçbir zaman mutlu mesut etmemiştir. Çünkü bu PKK bu milletin canını çok yakmıştır. Şimdi de biz onların canını yakıyor muyuz? Orada ne dedi biliyor musunuz? Sakın bu sözü unutmayın. Artık dedi bu kan dökülme kan dökme işi bitsin. Kim kan döküşü? Mehmetçik mi? Kim kan döküşü? Jandarma mı? Kim kan döküşü? Polis mi? Sen PKK ile anlaşacaksın diye yıllardır bu ülkenin birliğini ve beraberliğini sağlamak için fedai can eden polisimize, askerimize, jandarmaya kan döküşü dersen bunun hesabını bu millet bu dünyada da öteki dünyada senden soracaktır. Ben onunla siyaset yaptım biliyorsunuz. Doğru yolda siyaset yaptım. Biz ona hiç güvenmezdik. Söyleyeyim, doğru yolda Tansu Çiller'i sattı. AK Parti'nin kuruluşunda AK Parti'ye geldi. Orada da Tayyip Erdoğan'ı sattı bir günde. Sonra MHP'ye gitti Devlet Bahçeli'ye. Bir günde Milliyetçi Hareket Partisi'ni sattı. Şimdi de altılı masayı levir levir döndürüyor. Hangi gün satacağım diye bekliyor. Hiç güvenilmez.